8'e sağlıkta şimdiki misafirimiz dentist Sevinç Karahanoğlu. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok iyiyim, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun hocam. Hocam, implant nedir? İmplantı neden yapıyoruz, neden kullanıyoruz? İmplant efendim bir suni diş köküdür. İmplanta neden ihtiyaç duyarız? Diş kökünü kaybettiğimiz zaman yeme içme fonksiyonumuz bozulur ve estetiğimiz bozulur. Bu nedenle diğer dişlerimize zarar vermeden mevcut boşluğu tedavi etmenin en kolay, en çağdaş ve bence en ekonomik yoludur implant. Hı hı. O nedenle implantı ben çok severek ve kendimden emin bir şekilde uyguluyorum. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Güvenilir bir seçenek mi bu gerçekten? Yani ömrü uzun olan, rahat uygulanabilen bir seçenek mi? Kesinlikle güvenilir. Çünkü implant 1970'li yıllardan beri yaygın olarak tüm dünyada kullanılıyor. Türkiye'de de 30-40 yıllık yine bir geçmişi var. Göle maya çalmak gibi bir tedavi değil aslında. Gerçekten rüştünü ispatlamış, arkasında bilimsel olarak çalışmaları olan ve başarısı %97'ler gibi bazı vakalarımızda %100 başarı elde ettiğimiz son derece çağdaş, modern ve bu devrin ve her devrin tedavisi olarak devam edecek bir seçenektir implant. Hocam peki hangi yaş aralığındaki hastalara yapıyorsunuz bu tedaviyi? İmplant için ergenliğin bitmiş olması gerekiyor. İşte gencecik 14-15 yaşındaki bir çocuğumuzun da maalesef diş kaybı olabiliyor. Ama o kadar genç yaşta henüz büyüme gelişme devam ettiği için onlarda implant yaptığınızda artık o noktanın büyümesini, gelişmesini öngöremediğimiz için yaptığımız implantın pozisyonu yanlış olabilir. Hı hı. Ve o zaman beklememiz gerekiyor. Yaklaşık şu anki gelişmelerle beraber işte 18-20 yaşında artık ergenliğimiz tamamlanmış. Genel olarak tamamlanıyor. Çene kemiğimizin de iyileşmesi tamamlanmış oluyor. Üst sınırda yaş yok aslında. Yani alt sınırda bir limitimiz var. İnsanın büyüme gelişmesini tamamlamış olması gerekiyor. Ama üst sınırda 90 yaşında da bir insan, diş çekimi yapabildiğimiz aslında her insana, işte kan sulandırıcı kullanmıyorsa, genel sağlığı iyiyse, bizim açımızdan diş çekiminden daha zor, daha komplike bir tedavi değildir implant. Ben bunu söylediğimde hastalarıma inanılmaz geliyor. Çünkü genel olarak insanlar diş çekiminden daha az korkuyorlar. Ama implant dediğinizde bir herkesin tüyleri diken diken oluyor. Ay canlı canlı mı yapacaksınız? Mesela bizim en çok aldığımız soru bu. Tabii ki hastalarımız bize geliyorlar güle oynaya. Benim sizinle şu an sohbet ettiğim gibi öncesinde bir sohbetimizi ediyoruz. Bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Şimdi tabii teknolojinin gelişmesiyle beraber tomografilerden çok fazla destek alıyoruz. Eskiden bir gözümüzle bakardık, panoramik röntgenle bakardık. Burada kemiğiniz çok iyi derdik. Ama şimdi kemiğin çok iyi olduğunu tomografilerle biz birer milimetrelik kesit aralığında ölçebiliyoruz. Önceden bildiğiniz bir noktayı cerrahi olarak işlem sırasında bir sürprizle karşılaşmıyoruz. O yüzden üst sınır da yok açıkçası. Hani 90 yaşındaki bir aile büyüğümüze de implant yapabiliriz. 19 yaşında bazen genetik olarak da diş eksikliği olan hastalarımız oluyor. Onlara da güvenle yapıyoruz açıkçası. Tam aslında bu noktada bunu sormam gerekiyor herhalde. Çünkü bir diş hekimine giderken herhalde herkesin aklından ilk geçen soru ağrım olacak mı? Aynen. Yani şimdi bu implant işlemi de ağrılı mıdır? Veya hani işlem bittikten sonra eve geçince hastayı neler bekliyor? Değil mi? Hasta hep şey der, doktorun tamam siz burada iyisiniz, burada bizim ağrımızı kesiyorsunuz. Ben de hep onlara şunu söylüyorum, bir kere gerçekten lokal anestezi ile çalışıyoruz. İşte anestezi öncesi bir fıs fıs sprey, krem sürüp o bölgeyi uyuşturuyoruz. Bir iğnenin acısını hissediyoruz, onu hissetmemek pek mümkün değil ama bu iğnesiz dolgu, kanal tedavisi veya bir başka tedavi için de bize başvurduğunuzda kullandığımız iğnenin aynısı. Biz implant için ayrı bir anestezi yöntemi çoğunlukla kullanmıyoruz. İşlem yarım saat 40 dakika kadar sürüyor. Hatta şundan da bahsedeyim izleyenlerimize. Az önce dediğim gibi teknolojiden her meslek çok yararlandı. Ama özellikle biz diş hekimleri teknolojiyle çok fazla bir çığır açtık mesleğimizde. Artık gerçekten aldı başını gitti diş hekimliği. Artık çok daha hızlı, çok daha öngörülebilir ve çok daha güvenli. Ne yapıyoruz mesela? Hastalarımız implantta en çok neyden korkuyor? Siz şimdi ben geleceğim,
siz tamam uyuşturacaksınız ama çene kemiğimi deleceksiniz, işte diş etimi açacaksınız gibi. İnsanlar biraz da tabii internetten, bu az önce bahsettiğimiz teknolojinin bize olan en büyük yan etkisi de internetten hastalarımız video seyrederek geliyorlar ve çoğu da fazladan korkuyor. Mesela ben kendim bir işlem yaptıracaksam eğer ben internetten bakmamaya özen gösteriyorum işlemin ara aşamaları ile ilgili. Çünkü orada çok daha kontrolsüz bilgi var. Bilmediğiniz şey sizi çok tedirgin ediyor. Şimdi ağız içi tarayıcılarla diyelim sizlerin ihtiyacı oldu ve bana dediniz ki Sevinç Hanım sen çok güzel anlattın. Ben seni kendime hekim olarak seçtim. Geldiniz siz bana. Bir dijital tarayıcılarla o bölgenin bütün ağzınızın kaydını alıyoruz kameralarla. O eski hamur sistemlerinden çoğunlukla artık kurtulmuş durumdayız. Bir de sizi tomografiye alıyoruz. Çene kemiğinizin kalınlığını, her tarafı alt ve üst çenenizi beraber kaydını alıyoruz. Sonra bu dijital tarayıcı ölçünüzle tomografinizi ilgili implant firmasına gönderiyoruz. Ve bize implantı yapabileceğimiz bir cerrahi guide, cerrahi rehber üretiyorlar. Bu rehber ne demek? Ben altını zadeden buraya gelmek için navigasyonuma girdim. O bana en hızlı, en az trafikle ulaşabileceğim yolu gösterdi. Şimdi bizdeki navigasyonlar da bizim implantı çene kemiği içinde konumlandırabileceğimiz en doğru yeri bize saptıyor. Yani yan dişe doğru mesafede olmanız gerekiyor. Üst dişle olan mesafesini güzel yapmamız gerekiyor. Bir de şeyden bahsetmedim. Tabii biz implant yapıyoruz ama temelde implantı niye yaparız? Az önce başlangıçta söylediğimiz gibi bizim bir diş kaybımız var. Aslında kimse bizden implant istemez. Herkes der ki şuradaki boşluğumu benim için gider. Dolayısıyla biz güzel bir diş yapabilmek için, güzel bir gülüş verebilmek için implantı yardımcı araç olarak kullanıyoruz. Özellikle bu rehberli cerrahiyi uyguladığımız vakalarımızda diş etini de kesip kaldırmadığımız için minimum cerrahi yaptığınızda sonuçta da minimum yan etki görüyoruz. Ama ben hem implant yapan bir hekimim, ağzımda da implantım var. Ben hatta hiç unutmuyorum, o zaman kızım çok küçüktü, evde de böyle köftemiz vardı. Ben eve gittim, köfte yumuşak bir gıda. Hani sert o bölgede bir badem yiyemezsiniz. Sert gıda bir 3-4 hafta implant üzerinde tüketmenizi istemeyiz implant bölgesinde. Sonrası son derece keyifli ve konforlu bir süreç. Kendilerini en az 2-3 gün takip ederim. Kimse aslında çok da zor atlatmıyor süreci. Eskiden ne olurdu? Biz hastalarımıza antibiyotiği kullan, ağrı kesiciyi kullan derdik. Onlar lokal anesteziyle, işte koltuğun verdiği stresle beraber bizim söylediklerimizin çoğunu unuturlardı. Anladıkları kısmı yanlış anlamış olurlardı. Ve bize de ulaşamazlardı. Öyle olunca aslında antibiyotiği ve ağrı kesiciyi yanlış ve eksik kullanıldığı için de sonrasında daha ağrılı olurdu. Süreç biraz daha zor geçiyordu tahmin ediyorum. Ama şimdi genel olarak hastalarım memnun ve mutlu. Ya ufak tefek şişlikler olabiliyor. Onu da işte buz kompres veriyoruz. Antibiyotik veriyoruz. Ağrı kesicilerle konforlu iyileşme sağlanıyor. Hocam peki implant işlemi ömürlük bir işlem midir? Yapıldıktan sonra bir garanti süreci var mıdır? Evet, yine bu da hastalarımdan en çok duyduğum klasik soru. Klasik hasta sorusu geldi. Bununla ilgili bir meslektaşım bana yeni bir çığır açtı. Şey dedi, bu soru size sorulunca sorun dedi. Hekimin ömrü mü garanti, hastanın ömrü mü? Dolayısıyla şimdi benim de ağzımda bir implantım var. 10 küsür yıldır ağzımda. Bu implant benim ağzımda ömür boyu yaşayacak. Benim ağzımda niye? Ben sigara kullanmıyorum. Dişlerimi temiz fırçalıyorum. Bir bağışıklık sistemimle ilgili bir hastalığım yok. İmplantım çok güzel yapıldı. İmplantımın üzerine yapılan protez de güzel yapıldı. Dolayısıyla biz aslında bu tedaviyi bir masa ve bunun 4 bacağı varmış gibi düşünürüz. İmplantınız iyi yapılacak, doğru implant doğru noktaya yapılacak. Cerrahi yapan hekim doğru hekim olacak, prosedürde hiçbir şeyi atlamayacak. Hasta da bakacak tedavisine ve sonra bir de kontrollere gelecek. Çünkü ben hatta bu sorular bana yöneltilince hep hastalarıma şey derim. Siz ağzınızdaki şu ön dişinize ne kadar güveniyorsanız, bu ön dişiniz ya da ağzınızdaki herhangi bir dişinizin ömrü ne kadarsa, bizim yaptığımız implantın ömrü de minimum o kadar. Ama Allah korusun bazen şeker hastalığında ya da farklı farklı durumlarda insanlar kendi dişlerini de kaybediyorlar veya
kendi dişini kaybettiği için biz o kişiye implant yapıyoruz. Dolayısıyla biz hekim olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. O noktada gerçekten tüm dünyada ve özellikle Türkiye'de diş hekimliği son derece başarılı ve altın çağını yaşıyor. Hastalarımız da kendi dişlerine gösterdiği özenden biraz daha fazlasını göstermeleri gerekiyor. Güzel temizlemeleri gerekiyor. Aslında minimum beklentimiz var. Günde iki defa dişini fırçalayacak. Gece yatmadan önce diş ipi kullanacak. Bir de mümkünse 6 ayda bir bize kontrole gelecek. Bana göre implant evet ömür boyu hizmet edebilen bir yapı. Çünkü titanyum son derece sağlam, vücutla uyumlu, vücut içinde yaşayabiliyor. Üzerine de yapılan protezler, belki işte protezi 15-20 sene kadar sonra değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü çene kemiği içine kaynamış bir implantı biz istesek de sökemiyoruz. Bazen az önce konuştuğumuz gibi implantın yeri yanlış olabiliyor. Hastaya diyoruz ki ben bu implantı buradan çıkarırsam çene kemiğine çok zarar vermiş olurum. Biz diş kaybını çok önemseriz, kaybetmemeye çok özen gösteririz ama dişten daha kıymetlisi aslında bizim çene kemiğimizdir. Dolayısıyla çene kemiğine zarar vermemiz gerekir. Bizim asıl kıymetli ve kutsal dokumuz kemiğimizdir. Rezervimiz. Evet, rezervimiz o. Dolayısıyla bazen yanlış yapılmış bir implantı yerinden çıkarmak yerine onu uyutuyoruz. Yani pas geçiyoruz, bir başka yöntem buluyoruz. Dolayısıyla çene kemiğine kaynamış bir implant evet ömürlüktür. Ama hiç implant kaybımız olmuyor mu? Ben 2000 senesi Marmara Diş Hekimliği mezunuyum. 5 tane vakamda vardır implant kaybımız. Onlarda da ne yapıyoruz? Tabii ki sadece ortalık süt liman olduğunda bir hekimlik yapmıyoruz. Bir takım başarısızlıklarımız hastalarımıza bağlı, bizlere bağlı komplikasyonlarımız olabiliyor. O durumda yaptığımız şey implantı çıkartıyoruz, o bölgeyi tekrar temizliyoruz ve doğaya yani iyileşmeye bırakıyoruz. İyileştikten sonra 3-4 ay sonra tekrar aynı bölgeye implant yapabiliyoruz. Yani implantımız, hep hastalarımız bana bunu da sorarlar. Ya düşerse ne yapıyoruz? Düşerse yenisini yapabiliyoruz. Ve o noktada da hastalarımızdan tekrar bir ücret talebimiz olmuyor. Ama az önce dediğimiz gibi yeniden lokal anestezilerini yapıyoruz. Yeniden antibiyotik, yeniden ağrı kesici sürecine onlar mecburen katlanmak zorunda kalıyorlar. Peki şimdi implant özellikle diş kayıplarında uygulanan bir şey. Evet. Dolayısıyla bir hasta herhangi bir sebepten diş çekimine geldiğinde size bunu hemen arkasından uygulamak mümkün mü? Yoksa belli bir boşluk verip ondan sonra mı implantı yapmak daha ideal olur? Evet, harika bir soru. İyi ki bunu sordunuz. Değinmeden geçmememiz gereken bir konuydu. Şimdi yine başlangıçta söylediğim gibi artık teknoloji çok ilerlediği için dişi çekmeden önce röntgenini ve tomografisini gördüğümüzde eğer o bölgede büyük bir enfeksiyon yoksa dişi çekip eş zamanlı implant yapmayı tercih ediyoruz. Bu yöntemlerden bir tanesi ve son yıllarda bu yöntem daha öne geçmiş durumda. Ama çoğunlukla ne yapıyoruz? Diş çekimiyle beraber bir iltihap varsa bazen hastalarımızın ağzında da yaygın enfeksiyonlar, diş taşları olabiliyor tabii. Önce hastanın genel olarak ağzını bir tedavi ediyoruz, temizliyoruz, diş taşlarını hallediyoruz. Başka problemli kötü dişleri varsa enfekte olabilecek onların çekimini yapıyoruz. Biz implantı temiz ve sağlıklı bir ağza yapıyoruz ki az önce dediğimiz gibi ömür boyu o implantın ağzımızda diğer dişlerimiz gibi yaşamasını sağlayabilelim. Genel yaklaşım şu an eş zamanlı dişi çekip çekimle beraber implantı uyguladığımız vakalarımız da var. İkinci seçeneğimiz dişi çekip arkasından 2 ay bekliyoruz 8 hafta. 8 hafta sonra implantı yapıyoruz. Bir diğer seçeneğimiz eğer çektiğimiz diş gerçekten çok iltihaplı, bazen hastalarımız uzun süre bekletmiş oluyorlar, farkında olmuyorlar, dişlerinde büyük sorunları oluyor. O zaman tabii o büyük sorunun içine siz bir aşağı yukarı implant 5 milim çapında 1 santim boyunda olan bir suni kök vidası. Dolayısıyla siz kocaman bir boşluğun içine onu koyarsanız etrafını çok fazla kemik tozuyla desteklememiz gerekiyor. Biz ne kadar ilave işlem yaparsak vücut o kadar fazla bize ağrı ve şişlik olarak yanıt veriyor. Bir de tabii ki kullandığımız tıbbi malzemeler maalesef pahalı şeyler. Bazen hastamızın maddi bütçesini, ona gelecek yükü de azaltmak açısından bir acelemiz yoksa, hızlı olmamız gerekmiyorsa
minimum 2 ay, çok iltihaplı dişlerde 4 ay bekliyoruz. Ama çoğunlukla hastalar bize hangi noktada geliyorlar? Dişlerini kaybetmiş bir şekilde geliyorlar. Belki 5 sene sonra, belki 10 sene sonra ya da eskiden korkuyorlardı veya eskiden hekimleri bu kadar fazla implanta sıcak bakmıyordu. O noktada da yine özellikle tomografiyle beraber çene kemiğinin kalınlığına bakıyoruz. Eğer çene kemiğimiz yeterince bir implant yapmaya uygun değilse, o zaman önce kemiği destekliyoruz, kemik kalınlaştırma işlemleri yapıyoruz. Daha sonra da ardından uygun bekleme süreciyle beraber implantımızı gönül rahatlığıyla yerleştiriyoruz. Hocam, teknolojinin diş hekimliğine katkılarıyla implant tedavisinde ne tür gelişmeler oldu? Evet, burada dijital tarayıcılar bizim hayatımızı kurtardı. Hastalarımıza biz eskiden tedavilere başlamadan önce sonuç hakkında kendi cümlelerimizi söylerdik ama hastamızın gözünde hiç de bir şey canlanmazdı. Şimdi dijital tarayıcılar ve az önce bahsettiğim alt ve üst tomografilerini çekerek programlar üzerinde hastamıza bak ben senin implantını buraya yerleştireceğim, bunun üzerine yapacağım protez bu şekilde olacak şeklinde bir nasıl bir ev aldığımızda prototipini görüyoruz, bize projeler gezdiriyorlar. Öngörülebilir bir metot oldu, evet, artık. Evet, öngörülebiliyor veya almayı planladığınız arabanın bir içine binip test sürüşü yapıyorsunuz. Biz de hastamıza bir ekranda o implantın nerelere nasıl yapıldığını, bazen tabii bunu hastamıza göstermeden önce kendimiz de birkaç hekim, bazı vakalarımız çok daha özel vakalar oluyor. Onun üzerinde biz işlem öncesi birkaç saat ekranda çalışmamız gerekebiliyor program üzerinde. Söylediğim gibi aslında son derece basit bir işlem implant yapmak. Yani ben de sizlere anlatsam emin olun 10 dakika sonra yapabilirsiniz. Zor bir şey değil. Fakat çok fazla püf noktası var, nüansları var. Bu nüanslara güzelce uyduğumuz vakit yine başlangıçta konuştuğumuz gibi çok uzun ömürlü olabiliyor. Ama bu nüanslara uyabilmek için teknolojiden yararlanmak gerekiyor. Ya da biz alt ve üst çene ilişkisini öngörmeden, planlamadan implantı yaptığımızda onun üzerine yapacağımız proteze bazen yer kalmadığını görebiliyoruz. Eskiden bu tür başarısızlıkları daha fazla yaşardık. Tabii zamanla tecrübemiz de arttı, vaka sayımız arttı. Ve şimdi bu programlar sayesinde, otomasyonlar sayesinde ben implantı buraya yaptım ama üzerine yaptığım diş nasıl bir şey olacak? Onu ben daha vakayı bitirmeden önce görebiliyorum. Veya benim en sevdiğim şey, eskiden implantın üzerine yaptığımız porselen kaplamaları dişin üzerine yapıştırırdık. Ve sorun çıkmasın diye de hasta da biz de dua ederdik. Çünkü sorun çıktığı vakit onu sökmek pek mümkün değildi. Sökerdik ama o kaplama bizim tabirimizle çöp olurdu, işe yaramazdı. Ama şimdi vidalı sistemler kullanıyoruz. Bir sorununuz oldu, rengini beğenmediniz ya da yıllar sonra siz geldiniz, ben size bir beyazlatma yaptım ama benim kaplamamın rengi koyu kaldı. Hemen kaplamayı aksi yönde vidasını sökerek değiştirebiliyoruz ama daha kullanımı kolay, sökmesi kolay. Vidasını sökerek hemen teknisyenimize gönderiyoruz. İşte bunun rengini biraz açalım, biraz koyulaştırım şeklinde müdahalelerimiz daha kolay oluyor. Dolayısıyla benim açımdan implantı yapmak evet çok keyifli ama üzerine yapacağınız protezle ilgili işte öngörebilmen, yan dişlerle, dudakla, dille olan ilişkisini programlarda görmek. Şimdi öyle bir şeyler oluyor ki artık ben bugün siz bana bir yakınınızı getirdiniz. Alt ve üst çenesine 6 veya 8'er tane implant yaptım. 2 ya da 3 gün içinde kendisine ameliyat sonrası kullanabileceği geçicileri veriyoruz. Eskiden bunları maalesef yapamıyorduk. Biz implantı yapmadan önce protezimizi bile hazırlayabiliyoruz. Ufak tefek tabii uyum sorunları olabiliyor. Direkt üretilen her şey de maalesef öyle ağızda olması gerektiği kadar yerli yerinde olmuyor, evet, ama teknolojiye küçük itaat ediyoruz. Kesinlikle ve teşekkür ediyoruz. Evet. Ben çok seviyorum diş hekimliğini. Şu an yapmak, diş hekimliği yapmak gerçekten çok keyifli, daha kolay. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Değerli bilgiler verdiniz. Teşekkürler. Sağ olun, çok keyifliydi. Teşekkür ederim. 8'e sağlıklı. Bugünkü misafirimiz dentist Sevinç Karahanoğlu'ydu. Kendisiyle implant ve implant tedavi süreçlerinden bahsettik. 8'e sağlık, kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.